Hasan Bülent Kahraman bakın neler söylemiş. Ay inşallah yemeğiniz güzel geçer sözlerden sonra. Sizin duyarlılığınıza daha çok, hani sanatınızın tabii ki muhteşem olduğundan da bahsediyor ama duyarlılığınıza değiniyor. Ben de o duyarlılıktan yola çıkarak şeyi sormak istiyorum. Hani özellikle bu son sizin gezi olaylarında yaptığınız açıklamalar birileri de bir hayli kızdırmıştı. Onlara deyim yerindeyse sizi aforoz ettiler. Yani siz de eğer bunu kabul ediyorsanız. Benim hani gezi olayın üzerinden değil ama. Çünkü o gezi olayı çok konuşuldu. Siz de bir sürü şey söylediniz. Türkiye gündemi de öyle sıcak bir gündem ki sürekli zaten değişiyor. Işte. Yani böyle malzeme bitmiyor yani. Ben aslında hani gezi olayındaki fikirlerinizden bildiğim kadarıyla bu yeni 17 Aralık operasyonunda bir sanatçı olarak yine duyarlı bir insan olarak ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Onu öğrenmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani içinde bulunduğunuz süreç onun devamı mıdır sizce? Yoksa bambaşka bir süreç midir? Bu defa bize ne söylemek istersiniz? Ya, hiç hoş olan bir süreç değil aslında. Fakat benim kafamın arkasında her zaman şöyle bir rahatlık vardı bu konuda. Dünyanın hiçbir ülkesinde aslında yani benim geldiğim deneyimle en azından benim hayatım içerisinde bu tür bir dini yapıların devleti tamamıyla ele geçirmesi mümkün olmamıştır. Büyümüştür, etkili olmuştur. Yani benim zamanımda Amerika'da Moon cemaati vardı mesela. Moon cemaati çok güçlü olmuştu. Stadyumlarda insanları toplu evlendirmeler, nikahlar falan filan yapan bir cemaatti. Fakat daha sonra Amerika'da buna karşı büyük bir reaksiyon oluştu ve yavaş yavaş erittiler ve yok ettiler. Çünkü yapısı itibariyle zaten bu tür yapıların bir devlet mekanizmasını eline tamamıyla geçirmesi mümkün olmuyor. Devletler buna müsaade etmiyorlar. Şimdi tabii ikinci şey esas beni rahatsız eden bu Ergenekon meselesinin öyle bir algı ortaya çıkıyor ki sanki Ergenekon yoktu ve tamamıyla cemaat tarafından uydurulmuş bir kurmacaydı. Eğer bütün bunların sonunda böyle bir şey yaşayacaksak bu Türkiye'ye çok büyük bir haksızlık olur ve bu da bizi geriye götürür. Çünkü böyle bir yapılanma olduğunu yani böyle bir yapılanma hakikaten ortaya çıkacaksa ki bunu 30 Mart seçimlerinden sonra delilleriyle görmeyi herkes ümit ediyor artık. Çünkü çok söz edildi bu delillerden ve artık görmemiz gerekiyor. Seçimlerden sonra bu deliller hakikaten ortaya çıktığı vakit gerçekten çıkarsa o zaman tabii ki şunu göreceğiz. Bu demek ki Ergenekon'dan bile daha tehlikeli bir yapıymış ve hatta ismi belki de Ergenekon ya da Ayşe, Fatma, Sarıkız neyse olması önemli değil. Bu her neyse bunun topyekin yok edilmesi gerekiyor. Çünkü devlet dediğiniz şey halka hizmet etmek üzere hepimizin oluşturduğu bir mekanizma olmak zorunda. Yoksa ceberut tepeden bizim hayatımızı idare eden, bizlerin iradesinin dışında bizim hayatımızı idare eden bir şey olamaz. Tabii ki gizli, saklı olması gereken şeyleri vardır. Operasyonları vardır. Bunlar her zaman her devlette olduğu gibi olacak. Kişilerin de aynı şekilde gizli saklı olması gereken özel hayatları vardır. Bunlar da her toplumda, her sivil toplumda olduğu gibi bizde de olmak zorunda. Bütün bunların ihlalleri hepimizin illegal bir yapı tarafından esir edilmiş, köleleştirilmesi anlamına gelir ki buna sadece hükümet değil, sağ, sol, Kürt, Ermeni, Türk, ülkücü, İslamcı, kimse, her kimse, ateist, hepimizin topyekin insanlık adına karşı çıkmamız gerekiyor. Nasıl ki topyekün Ergenekon'a karşı çıktık, nasıl ki topyekün başka yapılara, faşizme karşı çıktık, böyle bir antidemokratik yapılanmaya da
karşı çıkmak zorundayız. Türkiye için. Yani siz bunu yapmak zorundayız. Yani cümlelerden şuna, siz de var olan bir paralel yapı olduğunu düşünüyorsunuz. Vallahi bütün göstergeler bunu gösteriyor. Yani bunun olmadığını, ben böyle bir kavganın içerisine birebir girmek istemiyorum. Hı hı. Bilmediğim konularda da konuşamam. Ama ben yani bilmiyorum, biliyor musunuz, bir röportaj verdim ve bu röportajda şunu söylemiştim. Ağustos ayıydı zannedersem. Sanat dünyası içerisinde benim yaşım, ki ben 52 yaşımdayım. Benim yaşımda ve benim yaşımın üzerinde Ergenekon zihniyetine aidiyet hissi içinde olan bir takım kültür bürokratları olduğunu, bir takım kültür efendileri olduğuna inanıyorum şeklinde bir beyanatım olmuştu. Evet. Ve bu sosyal medyada tamamıyla tabii çarpıtıldı. Bir takım köşe yazarları tarafından tamamıyla çarpıtıldı. Ve hani sanat dünyasında herkes Ergenekon aramaya falan başladı. Peki, sanki bütün diğer orada? Sanatçı. Tabii ki şunu söylediğimi söylüyordum. Evet. Zaten basılı bir şey. Evet. Yani basılı bir şey çıkmış. Fakat bunu göz göre göre ertesi gün başka şekillerde sizin karşınıza çıkartabiliyorlar. İnsanlar da o röportajları okumayıp bu adam bunu demiş diye başka şekillere getirebiliyorlar bunu. Söylemek istediğim şuydu. İstanbul kültür, o zamanki İstanbul kültür ve sanat hayatında yönlendiren kültür bürokrasisi içerisinde bir elitizm var ve bu elitizm son tahlilde Ergenekon zihniyetiyle eşit. Yani şunu söyleyebilirsin ama buna yol verme, buna yol açma. Bu tür insanları buraya getirme ama şu tür insanları şimdi getirebilirsin. Bu bir kontrol mekanizmasıdır ve devletin, o derin devletin ideolojisinin dışına çıkmana çok fazla izin vermiyordu. Bu benim başıma birebir geldi. Birçok defalar geldi. Anlayışla karşılamak zorunda kaldık. Günü idare edelim, bu eserleri bir şekilde sergileyebilelim şeklinde devam edebildik, idare ettik. Ama bunun artık bir noktadan sonra durması ve bitmesi gerekiyordu. 21. yüzyılda çok da fazla kendine saygısı olan herhangi bir insanın ne düşüneceği, ne söyleyeceğine karışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani bırakın bir sanatçı olmayı vesaire, herhangi bir kişi kim olursa olsun fikirlerini ifade ettiği zaman ona şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, böyle yapmazsan sana şöyle yaparım vesaire gibi tehditler olamaz, olmaması gerekiyor 21. yüzyılda. Ne devletten, eskiden devlet vardı çünkü, ne de şimdi o ceberut devlet baskısının yerine geçmiş özel kurumlarda. Çünkü bize yani Avrupa burjuvazisi yavaş yavaş süzüle gelmiş bir burjuvazi. Ve Avrupa burjuvazisi sanatı destekleme görevini aristokrasiden, gene aynı şekilde süzülmüş, oluşmuş aristokrasiden aldı. Evet. Halbuki bizdeki çakma burjuvazi, devlet eliyle oluşturulmuş İstanbul burjuvazisi, bunu ne kendisi öyle bir terbiyeden geliyor, süzülmüş bir terbiyeden geliyor ve de bu görevi de aristokrasiden, başka süzülmüş bir yapıdan almadı, devletten, evet, aldı. Evet. Ordunun vesayetiyle, işte ordunun arka tarafta ordunun idare ediyor olduğu, ola geldiği bir devletten aldı. Bunun önüne geçmek gerekiyor bu noktada. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Devlet refleksi özel yapılanmalar içerisinde devam edemez, etmemelidir. Bunun kırılması gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Kutlu Bey, sohbetiniz için ve düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için. Teşekkür ederim. Sağ oluruz.